dedikleri yoktur. İstedikleri zaman istedikleri yere giderler. Devamlı Allah'a ibadet edip insanların iyiliği için çalışırlar. Yerde ve gökte sayısını bilmediğimiz kadar melek vardır. Allah nasıl denir? Allah'ı göstermiyor. Allah vardır, birdir, evveli ve sonu yoktur, doğmamış ve doğurmamıştır. Bir şeye benzemez, o hiçbir şeye muhtaç değildir. O diridir, her şeyi görür, işitebilir. İşitir. İstediğini istediği zaman yaratır. Yaratma kuvveti vardır. Kur'an-ı Kerim onun kelamıdır. Geçti yazın. Halil sor. Hemen Allah sizi ispatlarım diye. Zaten geçti. Tamam. Hocam müslüman. Halil sor. Abi. Defterim benim. Sussana bak şey yapayım hadi başla. Halil abi. Abi. Allah sıfatları. Allah her şeyi görür. İrade. Allah istediği her şeyi yapar. Kudret. Allah'ın her şeye gücü yeter. Kelam. Allah söz sahibidir. Kur'an-ı Kerim onun sözüdür. Tekvin. Allah her şeyi yaratır. Geçti yaz. Bunu kim attı bana? Kadir'e sor. Şimdi meleklere Allah'ın başlangıcı yoktur. Evveli yoktur. Vahde bir oğlum bir. Allah bir. Allah'ın başlangıcı ve sonu yok. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Allah hiçbir şeye benzemez. Başka var mı? Yok da ters. Vücut, kıdem, beka. Say bakayım. Vücut, kıdem, beka. Söylesin oğlum çeşit. Vahdaniyet. Muhalefetün havadis. Kıyam bi nefsi. Nedir bunlar? Allah'ın zatı. Zat-ı sıfat. Geçti yaz. Geçti yazmışsınız. Bilmişim demek ki geçti yazmış. Evet sor. Hocam herkes bildiğini mi soruyor? Zati sıfatları mı sunuyor? Hangileri sunuyor? Hesabını yapmışlar. Yanlış ezber geçti aslında. Normalde 4. Allah'a nasıl inanır? Nasıl bir şey bitmedi? Subuti'den sonra ya ne geliyor? Doğru hesabını yapmışlar. Nasıl inanır? Anlat Allah'a nasıl inanır? Allah'ın evliliği yok. Allah vardır, birdir. Allah vardır, birdir. Evveli yoktur. Evveli ve sonu yoktur. O diridir, her şeyi bilir, görür, işitir. Her şeyi görür, bilir, işitir. Sıfat, her şeyi gücü yeter. İşte sıfatların anlamlarını söyleyeceksin ya burada. İşte aynısı. Bunları mı diyorsunuz hocam? Onların anlamlarını saymış oluyorsun işte. Allah'a nasıl inanırsın deyince. Ben sana çok sıkıntı.
Geçti yaz. Bir daha sor bakayım. İnanç ve insanlar kaç ayrılır? Üç ayrılır. Mümin, Allah ve Peygamber'e inanan, münafık, kalbiyle inanmayan, diliyle söyleyen iki yüzlü insan, kafir, Allah ve Peygamber'e inanmayan insan. Doğru ya. Hoş bakayım. Bir daha. Muhammed'den değil değil mi arkadaşlar? Muhammed'in Resulü. Anlamı ne? Allah'tan başka ilah yok. Allah'tan başka ilah yok. Hazreti Muhammed de onun elçisidir. Hazreti Muhammed onun peygamberidir. Elçisidir. Kulu ve elçisidir. Kelime-i şehadette oluyor. Yani kelime-i tevhidi söyleyen, kalbiyle tasdik eden kişiye biz ne diyoruz? Müslüman diyoruz. Bunun daha geniş açılımlı şekli kelime-i şehadet değil mi? Kelime-i şehadet okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh. Bir daha okuyayım bakayım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh. Neydi? Ben... Neymiş o? Alper, neymiş? Anlamı, anlamı. Bilmeyeceğim. Evet. Evet. Hocam bence bu çocuk. Kelime-i şehadetin anlamını söyler misin? Evet neydi? Kelime-i şahit. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ben şahitlik ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in kulu ve elçisi. İmanın, peki, imanın geniş olarak, imanın kelime-i tevhid, kelime-i şahadette diyoruz ki Allah ve peygamber diyoruz. Onlara inandık diyoruz, iman ettik diyoruz. Daha geniş olarak biz imanımızı nasıl izah ediyoruz, nasıl inanıyoruz geniş şekilde? Âmentü ile değil mi? Âmentü. İmanın şartları. Âmentü billahi. Oğlum Alper. Evet. Vera değil, ve rusulihi. Ve rusulihi. Ve yamil ahiri. Ve mikratili hayri ve şerri. Hayrihi ve şerri. Ve şerri inşallah. Ali Teala. Ve ba'su ba'denmez. Hakkı. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve resulüh. Anlamını... sayalım sırayla. Ben. Ben. Evet. Allah'ı. Ben Allah'ın. Hayır. Ben Allah'ın varlığına birliğine inandım. İnandım. Ben Allah'ın varlığına ve birliğine inandım. Meleklere inandım. Kitaplarına inandım. Peygamberlerine inandım. Ayı kader hakkı, zatıya ve yaraşanın Allah'tan geldiğine inandım. Bunların hepsi haktır. Hepsine inandım. Ya yavaş be ya. Sen sonra tekrar Cem'e inandın. Al işte be.
Bir daha söyler misiniz? Ben Allah'ın varlığına, birliğine inandım. Meleklerine inandım. Kitaplarına inandım. Peygamberlerine inandım. Ahiret gününe inandım. Kaza ve kadere, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inandım. Öldükten sonra tekrar dirileceğimize. Bunların hepsi haktır ve gerçek. Hakkun eşhedü. Şimdi inanmak kalple olur değil mi arkadaşlar? Evet. İnanmak kalple olur. Ama dil de bunu söyler. Yani şu andaki işlediğimiz ders ibadet gibi değil. İbadeti fiilen yaşıyorsunuz. Ama ibadet, itikat, iman ruhta, gönülde tezahür ediyor. Siz inandığınızı ifade ediyorsunuz ama gönülde, kalpte oluyor. Demek ki ibadet dersiyle itikat dersinin farkı bu. İtikat dersi inanmak. Yani gönülde, ruhta, kalpte inanıyoruz. Ama ibadet fiiliyat, namaz kılmak, abdest almak değil mi? İkisinin, iki dersin farkını anlıyorsunuz değil mi? İtikat, ibadet. Evet, demek ki insan ben Allah'a inandım demesi yetmiyor iman etmek için. Sadece Allah'a inandım demesi yetmiyor. Meleklerine inanması gerekiyor. Peygamberlerine inanması gerekiyor. Gönderdiği kitaplara inanması gerekiyor. Öldükten sonra dirileceğimize, ahiret gününe inanmamızı gerektiriyor. Gerekiyor. Ve hayrı da yaratan, şerri de yaratan Allah'ın olduğunu, ama bunları seçmek için Allah'ın bize bir irade, akıl verdiğini inanmamız gerekiyor. Evet. Tekrar dirilişin olduğuna inanmamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesini inkar edersek iman etmiş olmayız. Buna tafsili iman diyoruz. Yani geniş manada iman diyoruz. Kelime-i tevhidde, kelime-i şehadette Allah'a ve peygambere inandım diyorsunuz. Ama geniş manada bunların içine, bunlar da içine girmiş oluyor. Allah'a ve peygambere, oğlum Allah'a ve peygambere inandım diyen elbette onun gönderdiklerine, onun getirdiklerine, onun söylediklerine, onun bildirdiklerine de inanır. Öyleyse imanın şartları bunu ifade ediyor. Hepimiz de inanıyoruz, iman ediyoruz. İmanda arkadaşlar taviz yoktur hiçbir zaman. Ben durayım, düşüneyim falan, sonra falan, acaba bu falan, tereddüt de yoktur. Kesinlik vardır. İnandım diyeceksiniz. Şek şüphe götürmez inanç. Ama ibadetlerde eksiklik olabilir. Allah onları affeder. İbadetlerimizde eksiklik olabilir. Hatalar olabilir. Allah onları affedebilir. Ama imanda eksiklik olmaz arkadaşlar. İmanda taviz de olmaz. Şüphe de olmaz. Kesinlik vardır imanda. Ben peygamberlere inanayım mı, inanmayayım mı? Ya bugün inanmasam falan, bugün namaz kılmasam falan. Değil yani, böyle değil. Kesin inandığınızı ifade etmeniz gerek. İnan, böyle bir imanda böyle bir şüphe olursa kafir olursunuz. Dinden çıkarsınız. Buna çok dikkat edin. Evet, bundan sonra Allah'a nasıl inanırız? Onu ifade edebilir misiniz? Allah vardır, birdir. Evveli ve sonu yoktur. Evet, sesim biraz çıkmıyor benim. Kim sayacak? Söyleyin bakayım. Evet. Ayrıca doğmamış, doğurmamış. Ne anladım ne çocuk. İstediğini istediği zaman yapmaya. Bunu nereden söylüyoruz biz? Bunu nasıl söylüyoruz? Allah'ın sıfatlarından değil mi? Nasıl inanacağımıza, Allahu Teala'ya nasıl inanacağımızı nereden anlıyoruz? Allah'ın sıfatlarından. Yani barış kimdir deseler,
efendim Uğur kimdir deseler, Orkan kimdir deseler, işte gözleri maviydi derler. Kırmızı tişörtü var. Yani sıfatlarıyla, özellikleriyle tanıyoruz değil mi? Allah-u Teala'yı da biz özellikleriyle tanıyoruz. Bunlara biz sıfatlar, sıfat diyoruz değil mi? Allah'ın zati sıfatları, subuti sıfatları. Zati sıfatları kendinde olan sıfatlar. Kendine ait, başka hiçbir şey yok. Allah vardır. Yani ebediyen vardır. Başlangıcı yoktur. Evveli yoktur. Ama bizim bir var olma başlangıcımız var, sonumuz var. Değil mi? Hiçbir şeye benzemez. Ama biz benzeriz. Birbirine benzeyebiliriz. Bunlar sadece zati sıfatlar, Allah'ın kendinde olan sıfatlardır. Ama subuti sıfatlar ise Allah-u Teala'nın insan yarattıklarında da az var, cüz'i var. Allah diridir, biz de diriyiz. Ama ne kadar? Allah hep diridir. Hayat, ilim, Allah her şeyi bilir, biz de biliriz. Ama ne kadar biliriz? Allah her şeyi biliriz, biz az biliriz. Gibi. Zati sıfatları kendine ait, subuti sıfatları yarattıklarında da az olan, cüz'i olan demektir. Evet, bundan sonra ne geliyordu? Allah'a nasıl inanırsın? Meleklere iman değil mi? Tamam. Evet, hepiniz güzel çalışıyorsunuz değil mi? Sen gidebiliriz değil mi hocam? Ahmet yatıyor, Ahmet. Ahmet yatıyor. Ahmet yatıyor. Şey, Erdem ise spora gidiyor. İşte geç gelince okuyor. Hocam Elif ye. Aferin, güzel. Ama yarısı da aşağı yukarı bile yazdı. Evde bilen var mıydı? Annen baban biliyor muydu seni? Babam biliyor. Tamam, baban seni çalıştıracak, oldu mu? Ne diyeceksin? Hocamın selamı var diyeceksin. Ben çalıştıracağım. Yarısı da bilen var diye vereceğim. Oldu mu? Ne yapacaksın? Annen baban öğretecek. Hocam ben ders çalışıyoruz arkadaşlar. Ders çalışmıyor musun sen? Hocam benim rahli orada hocam. Arkadaş çalışmıyor mu? Ders çalışıyoruz arkadaşlar. Çocuklar çok çalışkan çocuk bunlar hepsi. Hepsi ders çalışıyor. Evelallah. Yeni aldınız. Sizin için aldım.